Okay guys, come on, let's go now. Satrop, let's go. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle gelecek yıl Fenerbahçe'nin santrafor adayları içinde yer aldığı iddia edilen Nijerya asıllı Hollandalı santrafor Joshua Zirkzee'yi konuşacağız. Joachim Löw'ün gelecek yıl Fenerbahçe teknik direktörü olması durumunda hücum bölgesindeki ilk santrafor adayı olduğu iddia edilen genç oyuncunun kısaca kariyerinden bahsedip sonra da oyuncu özelliklerini inceleyecek ve bu transferin olması durumunda Fenerbahçe'ye olası katkılarını birlikte değerlendireceğiz. İçeriğimize start vermeden önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayan tüm dostlarımızı abone olmaya, içeriğimizi beğenen tüm izleyicilerimizi videonun sağ alt bölümünde yer alan beğeni butonuna basıp içeriğimizi paylaşmalarını rica ediyoruz. Hazırsanız Joshua Zirkzee videomuzun startını veriyoruz. Mayıs 2001 doğumlu ve 1.93 boyunda olan Nijerya asıllı Hollandalı Joshua Zirkzee futbola Feyenoord altyapısında başladı. 2017 yılında 150 bin euro bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern'den sırasıyla Parma ve Anderlecht'e kiralanan Zirkzee İtalya'da beklenen etki yapamazken Belçika'da tam anlamıyla kendini buldu diyebiliriz. Anderlecht formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 15 gol 9 asistlik üretimle tüm dikkatlerini tekrar üzerine çekti. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Zirkzee'nin sözleşmesi Bayern Münih ile 2023 sonuna kadar devam ediyor. Dostlar, Joshua Zirkzee ile ilgili en geniş ve en doyurucu analizi scouted.ftpl.com üzerinde bulduk ve oradaki yorumları değerlendirerek bu videoyu hazırladık. Joshua Zirkzee, Anderlecht'te Vincent Kompany'nin 3-4-3 sisteminin en önemli parçalarından biri konumuna ulaştı ve kendini Anderlecht formasıyla ciddi şekilde geliştirdi. Nijerya asıllı Hollandalı oyuncu fizik bilgilerinden de anlaşılacağı gibi özellikle ceza sahası içerisinde etkili merkez forvet. Kutu içinde ve özellikle dar alan becerileri oldukça iyi. Bağlantı oyunu hiç fena değil ve topu tutup arkadaşlarına zaman veren duvar olabilen bir oyuncu. İkili oyunlarda yaptığı topsuz koşular ve her zaman pas açılarını aramasıyla birebirlerde net şekilde etkili oluyor. Hücumda yaptığı doğru koşuları rakip stoperleri de taşıyıp takımı için önemli alanlar açıyor. Gücü onu ceza sahası içerisinde fiziksel olarak engellenmesi kolay olmayan bir oyuncu yapıyor. Ancak sadece gücüyle oynayan bir oyuncu değil, teknik becerisi ve oyun görüşü de onun pozisyon üretkenliğinde önemli bir ölçüde arttırdığını söyleyelim. Ceza sahası içerisinde fena olmayan bir bitirici. Fena olmayan diyorum çünkü bu konuda hala kendini geliştiriyor ve prime bir skorer olmadığını altını çizelim. Yüksek fiziğine rağmen açık alanda ve geçiş hücumunda fena olmayan bir top taşıyıcı. Belçika'da yaptığı dribblinglerde %42'lik bir başarı oranına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak uzun boyuna ve elverişli fiziğine rağmen kafa toplarında istenen noktada değil. Anderlecht'te hava toplarının sadece %33'ünü kazanabildi. Ceza sahası dışında etkinliği sınırlı, ceza sahasından uzaklaştığında takım olan katkısı ciddi anlamda düşüyor. Ön alan baskısında da çok etkili olmadığını söylemek lazım. Bu noktada kendini geliştirebileceğini söyleyebiliriz. Ama yapı itibariyle bu baskı kalitesi asla üst düzey olmayacaktır. Son olarak hücum anlamında yükseldiği ligin Belçika Ligi olduğunu ve Belçika Ligi'nin genel yapısı itibariyle orada yükselen, öne çıkan, skor üreten hücumcuların sert Avrupa Ligi'nde sorunlar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Genel olarak Joshua Zirkzee transferine bakıldığında Bayern tarafından sürekli kiralanan ve son yıllarda ciddi aşama kaydeden bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Türkiye Ligi bu tip güçlü, sırt dönük oyunu olan hedef santrafor profillerini çok seviyor. Hem yaşı hem de oyuncu profil olarak Fenerbahçe'ye gelmiş durumunda katkı verebilecek bir oyuncu. Ama özellikle eldeki Serdar Dursun ve Berisha isimlerini düşündüğümüzde bu ikilinin ne kadar üstünde ya da Fenerbahçe'nin aradığı şampiyon yapacak santrafor profiline ne kadar uyuyor sorusuna çok net cevaplar veremiyorum. Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralama modeli takıma katacağı konuşuluyor. Eğer bu tip
bir deneme yapılırsa ve Fenerbahçe Berişehir'den çıkarabilirse denenebilecek bir risk olduğunu düşünenlerdenim. Bakalım bu transfer nasıl sonlanacak. Evet dostlar, yine bir solukta birlikte Joshua Zirkzee'yi konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Sizlerle hem YouTube kanalımız Fenerbahçe Bukowski üzerinden hem de Sansus Futbol Radyo Gol frekanslarından buluşmaya devam ediyoruz. Yorulmanız bizi motive ediyor. Bizi ve kanalımızı yalnız bırakmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.